Geçtiğimiz günlerde Aydın Ticaret Odası, New York Ticaret Odası'nda kardeş oda antlaşmasına imza attı. Ayto Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, konuyla ilgili ITV mikrofonlarına açıklamalarda bulundu. Ülken, yaklaşık bir yıldır süren ikili ilişkiler ve işbirliği sonucunda Aydın Ticaret Odası ile New York Ticaret Odası arasında karşılıklı hizmet standartlarının yükseltilmesinin sağlanması ve Ayto üyelerinin ihracatının arttırılmasını amaçladıklarını belirtti. Ülken, Aydın ihracatına da vurgu yaparak ülkemizin ve Aydın'ın ihracatının gerilemekte olduğunu belirtti. Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken'le birlikteyiz şu anda. New York Ticaret Odası ile kardeş oda anlaşması yaptınız. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Ya bu süreç bir yılı aşkın bir süreç. Bir yıl öncesinden beri oda üyelerimizin ihracatını arttırabilmek, dış ticaretini arttırabilmek, ufuklarını, vizyonlarını arttırabilmek adına yapmış olduğumuz birçok çalışma vardı. Şimdi normal şartlarda ihracat rakamlarını devlet TÜİK kanalıyla açıklar. Her ay ihracat rakamlarını alırsınız. Bunları alıp Aydın'ın ihracatı şu kadar azaldı veya şu kadar arttı, şu kadar pazara gidildi gidilmedi analizlerini aynen basına vermek bir oda başkanı için dünyanın en kolay işi. Önemli olan o rakamları analiz edip, o rakamlarda gördüğünüz eksiklikleri tespit edip nerelere açılabiliriz ve üyelerimize nasıl hizmet edebiliriz'in yollarını aramaktır. Öncelikli olarak biz pazar hedeflerinde ve hedef ülke analizlerini yapıp üyelerimize paylaşıyoruz. Dış ticaret masamız vasıtasıyla ihracat yapabilecekleri her ülkeye gerekli çalışmayı yapıp onların önünü açıyoruz. Dış ticaret eğitimlerini yapıyoruz. Ve bunun en önemli ayaklarından biri de uluslararası partnerlerimizi oluşturabilmek. Bizim hem Aydınlı üyelerimizin hem de Türkiye genelindeki iş adamlarımızın müthiş bir potansiyeli var. Bu potansiyeli kinetiğe dönüştürebilmemiz, bu potansiyelimizi bizim yurt dışına açabilmemiz ve ülkeye döviz kazandırmamız lazım. O noktada bir yıl öncesinde dedik ki hem akredite oda olma hasebiyle bizim zaten yurt dışında odalarla kardeş oda protokolleri ve işbirliği anlaşmaları imzalamamız lazım. Dedik ki Aydınlı'ya ne layık? Her zaman olduğu gibi en iyisi layık. Türkiye'nin içerisinde Aydın'ı biz sadece ülke açısından değil, uluslararası gündemde de en iyi yere getirmemiz lazım. Bizim üyelerimiz her şeyin en iyisine layık olduğuna göre yeryüzündeki en büyük ekonominin döndüğü, dünya ekonomisinin kalbinin attığı yer neresi? New York. O zaman dedik biz New York Ticaret Odası ile anlaşmalıyız. Tabii kolay bir süreç değil. Sürekli bir yazışma, karşılıklı görüşmeler vesaire derken en sonunda Allah nasip etti. Geçen hafta Perşembe günü New York Ticaret Odası ile Aydın Ticaret Odası kardeş oda protokolünü imzaladı. Ve New York Ticaret Odası ile Türkiye sınırları içerisinden kardeş oda protokolü imzalayan bir başka oda yok. Bu konuda da Türkiye'de tekiz. Peki kardeş oda protokolünü imzaladığınızda ne oldu sorusu mutlaka akıllara gelecektir. Hani dostlar alışverişte görsün, sadece bir kardeş oda protokolü imzalanmış olsun ve kalkıp da bu kardeş oda protokolü üzerinden aa ne güzel işte New York Ticaret Odası ile kardeş oda olmuşla kalacaksa bundan hiçbir anlamı yok. Hiç yapmayacaksınız. Ne olduğunu ben ifade edeyim. Asıl önemli yerler de burası. Aydın Ticaret Odası üyelerinin ve Aydın'daki iş adamlarının önünü açabilmek adına bu protokol sayesinde bizim üyelerimizin cebinden bir tek Allah kuruşu çıkmadan üyemiz ben şu sektörde faaliyet gösteriyorum. Ürettiğim ürün ve mamul şu ve bunu Amerika pazarında pazarlamak istiyorum veya oradan ithalat yapmak istiyorum dediği takdirde sektörünü bize bildiriyor. Biz New York'la gerekli iletişimi kuruyoruz. Üyemiz oraya gittiği anda havaalanından alınıyor. New York'ta şirket açma, vergi mevzuatı, dış ticaret, Amerika'daki iş ticaret kuralları ile ilgili hem avukattan hem de mali müşavirden gerekli danışmanlık hizmetini alıyorlar. Kendi sektörleriyle ilgili Amerika'daki raporlama hazırlanıyor. Bu raporlamanın içerisinde neler var? O sektörün Amerika'daki durumu. Amerika dış ticaretinde o sektörde hangi ülkelerden alışveriş yapıyor? Danimarka'dan mı yapıyor? Avustralya'dan mı yapıyor? Çin'den mi yapıyor? Oradaki pazar payı nedir? Oradaki pazarda bizim üyemizin ürününün raftaki fiyatı, perakende fiyatı, toptan fiyatı nedir? Bunlarla ilgili de analiz raporunu eline alıyor. Ve aynı yine kendi sektörüyle ilgili muhatabı oradan bulunuyor.
Onlarla B2B, face to face görüşme ayarlanıyor. O randevuya tercüman vasıtasıyla, yanında tercümanla birlikte gidiyor, görüşmesini yapıyor. Bağlantılarını yapıyor veya bağlantı öncesi görüşmelerini tamamladıktan sonra yine havaalanına bırakılıp Amerika'daki tüm hizmetleri sağlanmış oluyor. Bu Aydın Ticaret Odası üyelerinin ücretsiz olarak alabilecekleri bir hizmet. Bunu bir senedir uğraşıyoruz. Hem yönetim kurulumuz hem de personelimiz vasıtasıyla. Emeği geçen arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Bu bir ufuktur. Bu bir vizyondur. Ve aynı şekilde Avrupa Birliği pazarında yakın bir zamanda bu hizmetlerin aynısının karşılandığı ve aynı zamanda bir de Çin pazarında, Uzak Doğu pazarında iki tane daha partner oluşturacağız ve dış ticaret hamlemizi yoğunlaştırmış olacağız. Burada önemli olan üyelerimiz, üyesinin memnun olduğu bir oda hedefinde dış ticaret ayağında da adımımızı tamamlamış olmaktan da mutluluk duyuyorum ben. Bu noktada üyelerimiz kendilerine güvensinler, gerisini bize bıraksınlar. Biz gerekli tüm önlerini açıcı hamleleri atmaya hazırız. Sonlarına kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz.